Hepinize Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber e, ikinci ilk videomda ilk transfer vi, e, haberleri videomu atmıştım Arkadaşlar şimdi ikinci transfer haberleri videomu atıyorum e, video başlamadan önce arkadaşlar ileri sarmadan kanalıma aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın Arkadaşlar e, bu videoda en az arkadaşlar yani bayağı transfer haberleri var ee, siz de şaşıracaksınızdır arkadaşlar. Ee, şimdi videoya geçeceğiz ama arkadaşlar sizden tek isteğim kanala abone olup like atmayı unutmayın ve e, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız zaten benim attığım tüm videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Şimdi videoya geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi bir 10 e, saniye bekliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Eminim abone olmuşsunuzdur veya like atmışsınızdır. O zaman videoya geçelim. Piyu. Arkadaşlar ilk transfer haberimiz Altay Bayındır'la başlıyoruz. Altay Bayındır arkadaşlar Deniz Spor'la Fenerbahçe karşısında oynadığı maçta penaltı kurtarıp 7 kurtarışı imza atmıştı arkadaşlar. Ve Sheffield United ve Ajax onun izlemiş ve gündemini almış 22 yaşındaki profesyonelin dikkatini üzerine çeken ya dikkatlerini üzerine çekmiş. Acaba Altay Bayındır Sheffield'a şey mı gidecek ayaksa mı veya Fenerbahçe'de mi kalacak arkadaşlar? Yorumlara bekliyorum. Arkadaşlar Galatasaray'da transfer gelişmesi Kenan Karaman pazarlığı son dakika Galatasaray transfer haberi Sarı Kırmızıların transfer listesinin üst sıralarından milli futbolcu Kenan Karaman bulunuyor. Şu anda arkadaşlar Kenan Karaman ikinci e, lige düşen Fortuna Düsseldorf'ta forma giyiyor arkadaşlar. Bir diğer haberimiz devre arası için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Ahmet Musa ile prensip anlaşmaya vardı önerildi. Büyük bir aksilik çıkmaz Ahmet Musa'nın devre arasında Galatasaray'a imza atması bekleniyor. Galatasaray Ahmet Musa transferini bitiriyor. Arkadaşlar devre arası Ocak ayında başlayacak. Bunu da söyleyeyim. Fenerbahçe transfer bombası Mesut Özil. Fenerbahçe transfer bombası Mesut Özil. İngiltere Premier Ligi ekibi Arsenal'da son sezonu geçiren Mesut Özil. Fenerbahçe yol kesişim, kesişimin için flash bir iddia var. Son dakika transfer gelişmelerinin yorumu Sinan Engin aktardı. Transfer ile ilgili Londra'da aldığı mestizil duyumunu aktaran Sinan Engin, Ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesi Fenerbahçe taraftarlarında havaya soktu. Arkadaşlar bir diğer transfer haberimiz Muhammed Mustafa Muhammed arkadaşlar Mustafa Muhammed. Ee, belki bilirsiniz arkadaşlar Şu anda zamel Zamelak'ta forma giyiyor Mısır Ekim, zamel Zamelak'ta Değeri 2,5 milyon euro İlk başta 2019 yılının ee, Yaz transfer döneminde Galatasaray onun gündemini almıştı Ondan sonra Fenerbahçe'nin Gündemini almıştı Şu anda tekrar ikisi ee, Mustafa, Mustafa Muhammed için Kapışıyorlar arkadaşlar Sizce Fenerbahçe mi alacak yoksa Galatasaray mı? Bu arada son dakika Mustafa Muhammed Galatasaray'a önerildi. işte Fenerbahçe'yi de gündemini aldı arkadaşlar devamında. Okudum ben. Arkadaşlar e, ama e, Everton'a gidebilir. Everton kendisini yani Christian Lindemay'ı gündemini aldı. Transfer marka göre arkadaşlar %76 oranında e, gireceği de bakılıyor arkadaşlar. Kariyerinde 2014-2015 senesinde SM Sangi Balendi takımında yani kendi ülkesinin amatör takımında başladı. Ve bu Galatasaray'a kadar e, yükseldi. Şu anda arkadaşlar değeri 6,5 milyon euro. Muhtemelen Galatasaray'ın 7 milyon veya 8 milyona verir arkadaşlar Everton'a. Arkadaşlar bir diğer haberim ise e, Doğurkan Dorkan Toköz. Dorkan Toköz Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varmış arkadaşlar. Transfer marka göre Fenerbahçe e, Fenerbahçe, Fenerbahçe Dorkan Toköz %64 oranında gidebilir arkadaşlar. Yani seviye olarak gidecek mi gitmeyecek oranında arkadaşlar. Bence gidecek arkadaşlar Fenerbahçe. Çünkü prensipte anlaşmaya varmış Fenerbahçe ile. Yüzde %64 oranıyla gidecek diyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar Fenerbahçe'de stoper harekat Romain Sis arkadaşlar. Romain Sis Wolverhampton'da oynuyor. Premier ekimi Wolverhampton ve stoper harekatı diyor Fenerbahçe'de. Birinci stoper Wolverhampton'da Romansis arkadaşlar. Fenerbahçe'de Serdar Aziz düşük performans sergiliyor. Onun yerine doldurabilecek bir Romansis var. Değeri şu anda 10 milyon euro arkadaşlar. Stoperlere göre bayağı yüksek bir bedel arkadaşlar. Eğer Fenerbahçe bu bedeli kabul ederse ve e, Romansis'in kulübü bir de kendisi kabul ederse bu transfer tamamdır arkadaşlar. Arkadaşlar Joao Pereira Levante ile anlaşmaya varmış. Habere göre Joao Pereira Levante ile e, her konuda anlaşmayı vardı. Trabzonspor'un başarılı performanslı eee oyuncusu çeken Levante'nin dikkatini çeken Joao Pereira yeni takımı belli oldu. Teklifleri değerlendiren Portekizli oyuncu İspanyol ekibi Levante ile her konuda anlaşmaya vardı arkadaşlar. Levent'e giderse arkadaşlar hiç şaşırmayın. Gidebilir yani bence arkadaşlar. Arkadaşlar son dakika gelişmiş Balotelli. Monza'ya transfer oldu. Bildiğiniz üzere Kevin Prince Boateng de Monza'ya transfer olmuştu arkadaşlar. Önceden Balotelli Brescia forma giyiyordu. Ondan sonra kulüpsüz kaldı. Ondan sonra Monza'ya imza attı arkadaşlar. Fenerbahçe'nin forveti arkadaşlar Envin Samat'ta kulüp proje gidebilir. Transfer marka göre arkadaşlar bu oran %43 arkadaşlar. Sizce gidecek mi gitmeyecek mi Envin Samat'ta kulüp proje? Bence gitmeyecek arkadaşlar çünkü daha yeni Fenerbahçe aldı. Değeri şu anda 9,5 milyon euro arkadaşlar. Değeri şu anda düşüşte en fazla 10 milyon değeri gören Envin Samat'ta. Ee, bu yılın Kasım ayında Fener şey Aston Villa'dan Fenerbahçe transfer oldu arkadaşlar. Kiralık olarak kira, kiralık olarak arkadaşlar kafam karıştı. Kiralık olarak e, Fenerbahçe'ye geldi. Kiralık olması bitince arkadaşlar Aston Villa'ya geri dönecek ve 6 milyon bedelle tekrar Fenerbahçe'ye geri dönecek arkadaşlar. Böylece arkadaşlar transfer haberlerimizin sonuna geldik. Ee, videolarımı beğendiyseniz kanalıma aşağıdan, futbol adı kanalıma aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.